yepyeni konseptiyle Kasapoğlu Mobilya'da %10 vergi indirimi devam ediyor. Her bütçeye uygun yüzlerce çeşit ürün sadece Kasapoğlu Mobilya'da. Mobilya almadan bir düşünün ama bize uğramadan asla karar vermeyin. Korkutel'de su kuyusu ile ilgili ilginç bir olay yaşandı. Bir vatandaşımız su kuyusu açtı fakat izinsiz olduğu gerekçesiyle su kuyusu kapatıldı. Vatandaşa başka bir yer gösterildi. O yerde de yeterli su çıkmayınca vatandaş şimdi ağaçlarını kesmeyi düşünüyor. İlçemizde yaşayan İbrahim Sivri isimli vatandaş Yelten Mahallesi Çullukuyu mevkiinde bir su kuyusu açtı. En yakın yerleşim yerine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olan bahçesindeki ağaçları sulamak isteyen İbrahim Sivri, açtığı su kuyusunun yasal olmadığı gerekçesiyle kapatıldığını söyledi. Kuyunun kapatılmasının ardından yetkililerin gösterdiği yerde de yeterli su çıkmaması yüzünden sıkıntı yaşadığını ifade eden İbrahim Sivri, "Ağaçları kesmeyi düşünüyorum. Hani tarıma teşvik nerede?" diye sordu. "Ben İbrahim Sivri. 1954 doğumlu, Korkuteli İmrahor kayıtlı, emeklilikten sonra şu görünen 72 dekar bahçeyi hiçbir kimseden bağış bilmem ne almadan kendi imkanlarımla elektrik su şebekesi olmayan bir yerde şehre 10 kilometre uzaklıkta Yelten Mahallesi Çullukuyu mevkiinde bu bahçeyi 72 dönüm bahçeyi 3500 badem ağacı yetiştirerekten imar ettim. Bu arada ruhsatsız kuyu açaraktan, ruhsat olmadığından dolayı biz de elin gibi ruhsatsız açtık, bu kadar ağacı yetiştirdik. Ama yanlış yapmışız. Faize koyup paramızı ben yapmış olsaydım, bu memlekette bu geçerliymiş galiba. Bu kadar zaman içinde benim gelip desteği su işleri ruhsatsız diyerekten kuyumu kapattırdı. 50'ye yakın büyükbaş hayvanımı bu kadar 3500 ağacın kurumaya terk ettiler. Her ne kadar ben desteği Korkuteli Kaymakamlığı, Korkuteli İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası, Antalya Valiliği, Su DSE Bölge Müdürlüğü, DSE Yeraltı Müdürlüğü, Orman Bakanlığı, DSE Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na her bütün kurumlara yazılarımı yazaraktan elimde belgelerle bu işin bütün çalışmasını yaptım. Ama hiçbir kurum ve kuruluştan bana şöyle olacak deyip de aradığımı hiçbir konuda destek olmadılar. Bu bahçemin kurumasına devlet rıza gösteriyorsa artık benim devlete karşı hiçbir yasal anladığımı yasalara karşı gelmedim. Bundan sonra da gelmeyeceğim. Kurumasını eğer devlet olaraktan yöneticiler olaraktan rıza gösteriyorlarsa benim de söyleyecek bir şeyim yoktur. Diyeceğim bu kadardır. Yani derdime derman olacak bir kuruluş yöneticisinin bana sahip çıkmasını bekliyorum. Şimdi siz bahçeyi ilk kurduğunuzda bir kuyu açtınız, ruhsatını almadan. Evet. Orada kuyudaki su size yetiyordu. Fakat size sizin yerinize uzak olduğu için mi ruhsat çıkmadı oraya? Şimdi benim koordinata... Evet. Yani ruhsat koordinatına benim arazimin içinde 100 metre var. Bu arazi benim kendi bütün arazimin içinde. Yukarı tarafta bana ruhsat verdiler ama su yok ki. Evet. Su olmayan yerde ne yok efendim, aşağı taraftaki ruhsat dışıymış burası diyerekten kapattılar. Yani bu memlekette tek kuyu açan kişi ben değilim. Bu memleketin aradığım yüzlerce cezası kesilmiş ve kapatılmamış kuyular var. Ben bunu defalarca kurumlara yazdığım halde bana hiçbir kimse bunu yanıtlamadı. Kaçak dolayı efendim şikayet etmişler. Ben yine söylüyorum, üstüne basa basa söylüyorum. Ben bir Allah'ın kuluna dilekçe verip de bana şikayet ettin desinler,
Ben aradığımı hiçbir dava şeyinde uğraşmayacağım. Ben kimseyi gidip resmi şikayet etmedim. Bana gösteremezler bir Allah'ın kulu şikayet etti dilekçesini. Şimdi sizin açtığınız kuyuda suyu olan kuyuya ruhsat vermiyorlar. Size gösterilen yerdeki de su buraya yeterli değil. Efendim yukarı taraftaki tanıdığımı ruhsat aldım, ben ruhsat aldım. İşte az önce gösterdiğiniz yani suyun bu kadar suyla eğer bu bahçenin tamamı sulanacağını söylüyorlarsa benim de söyleyecek bir şeyim yoktur. Gördünüz yani. Devlet su işlerinden gösterdiler değil mi burayı? Evet. Devlet su işlerinden ruhsat veriyorlar. Diyorlar acaba olası bir yerde sen suyunu yerini göster şey yaptıralım. Biz de binlerce lira ben masraf ettim. Burada su var diye ama kazıldık işte çıkan suyu siz gördünüz. Peki. Efendim. Teşekkür ederiz abicim size. Ben teşekkür ederim. Yepyeni konseptiyle Kasapoğlu Mobilya'da %10 vergi indirimi devam ediyor. Her bütçeye uygun yüzlerce çeşit ürün sadece Kasapoğlu Mobilya'da. Mobilya almadan bir düşünün ama bize uğramadan asla karar vermeyin.